Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle inanılmaz lezzetli, harika bir kedi dilli ve çikolatalı pasta yapacağız. O kadar güzel oldu ki sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet öncelikle çikolatalı muhallebimizi pişirerek başlayalım. Bunun için geniş bir tencereye 5 yemek kaşığı nişasta, 3 dolu yemek kaşığı kakao ve klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı şekeri alıyorum ve 1 litre de sütüm var. Öncelikle sütten az bir miktar ilave ediyorum ve pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar güzelce karıştırdıktan sonra kalan sütü ilave ediyorum. Ve şöyle bir karıştırdıktan sonra pişirmek üzere ocağıma alıyorum. Ve muhallebiyi kısık ateşte başından hiç ayrılmadan sürekli karıştırarak pişirdim. Altını kapatır kapatmaz şimdi içine bir paket vanilya, bir yemek kaşığı tereyağı ve 120 gram bitter çikolata ilave ediyorum. Ve malzemeler içerisinde eriyip homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Homojen bir kıvama geldikten sonra karıştırmaya ara vermeden sık sık çırpma teliyle karıştırarak muhallebiyi soğutuyorum. Evet muhallebiyi kabuk tutmaması için çırpma teliyle sık sık karıştırarak yaklaşık bir saat kadar soğuttum. Şu an soğuğa yakın ılık bir kıvamda ve şimdi görmüş olduğunuz kedi dili bisküvileri dörde bölerek içerisine ilave ediyorum ve toplamda 25 tane kedi dili bisküvi ekliyorum. Daha sonra bir spatula ile yavaşça karıştırıyorum. Ve güzelce karıştırdıktan sonra şimdilik bir kenara alıyorum ve gördüğünüz kare borcama kakaolu petibör bisküvileri süte batırıp çıkarttıktan sonra bir kat olacak şekilde diziyorum. Ve kedi dilli karışımı üzerine döküyorum. Eşit bir şekilde yayıyorum. Daha sonra bir kaşıkla bastırarak düzeltiyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. Evet tatlıyı dolapta bir saat kadar beklettikten sonra şimdi bir karıştırma kabına bir paket krem şanti ve bir bardaktan bir parmak eksik soğuk sütü alıyorum ve güzel bir kıvama gelene kadar mikserin yüksek devrinde çırpıyorum. Ve 1-2 dakika çırptıktan sonra harika bir kıvama geldi gördüğünüz gibi. Şimdi tatlıyı dolaptan çıkartıyorum ve krem şantiyi üzerine belli aralıklarla koyduktan sonra yavaş ve dikkatli bir şekilde eşit bir şekilde yayarak düzeltiyorum. Bu arada borcamın tabanına dizmiş olduğum bisküvilerden artan bisküvileri robottan un haline gelene kadar geçirmiştim. Ve şimdi krem şantiyi kapatacak şekilde üzerine bolca koyuyorum. Ve daha sonra tatlıyı tekrar buzdolabına kaldırıyorum. Evet, tatlıyı bir gece buzdolabında dinlendirdim. Şimdi kare dilimler şeklinde kesiyorum ve servise hazırlıyorum. Daha sonra hemen bir dilim çıkartıyorum ve sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsü harika oldu. Lezzeti ise hiç abartmadan, bütün samimiyetimle söylüyorum ki muhteşemdi gerçekten. O yüzden bu tarifi hiç tereddüt etmeden, gönül rahatlığıyla ve bana güvenerek mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim beğeni ve yorumlarınız çok değerli elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum o yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum bana sormak istediğiniz soruları yorumlar bölümünde yazabilirsiniz elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum ayrıca yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın